Kanal abonelikler açıldı sonunda rahatladık. Oh ne zamandır bunu bekliyordum. Hadi bugün, hadi yarın. Şöyle oldu, böyle oldu. Kimi açılıyor, kimi açılmıyor. Ne olacak, ne bitecek derken açıldı. Yani Twitch'te beni yaklaşık herhalde e, abonelikler açıldığından ya da işte partnerlik yerden beri bir sene, iki aydır falan takip edenlerimiz vardır. Daha öncesinde de yayın yapıyorduk ama daha böyle testtir denemedir. Ne yapacağız, ne cizes tarzı sistemi oturtmak için bir aylar geçirmiştik. Onun üzerinden de işte yaklaşık bir seneyi devirdik. Üstüne de hatta birkaç ay geçti. Şimdi ne olacak? YouTube'da aboneliklerin açılması neden önemli? Ve ben başlıkta yazdığı gibi neyi kabullendim? Bunların hepsini anlatacağım. Bir clickbait yok yani merak etmeyin. Tamamen e, bundan sonra içeriklerin ne yöne gideceğini, nasıl olacağını, gideceği yönlerin içerisinde benim şaklabanlık yapıp yapmamamın gerekli olup olmadığını biraz konuşacağız. YouTube Twitch'ten farklı. Bir kere şunu söylemek lazım. Buraya gelip de hey, YouTuber'lar böyle yapıyormuş, YouTuber'lar şöyle yapıyormuş diye sırf kendi mecran içinde kendi yaptıklarını da insanların önüne atıp başkalarıyla dalga geçiyormuş gibi gözükürken kendi hatalarını yapmaya başlaman YouTube'da bence aşırı tırt bir olay. Herkes bunu yapıyor. Gelen ünlüler de yapıyor televizyondan. Ee, başka mecralardan YouTube'a ilk gelenler de yapıyor. E şimdi burada böyle mi yapıyoruz falan? Yok abi bir mecranın, herkes açık olan bir mecranın zamanla çalışan kuralları da değişir. Trendleri de değişir. Kullanıcı talepleri de değişir. Bunlar karşılıklıdır. Biraz ekonomi gibi bu. Yani arz talep dengesi her zaman bir noktaya gelir. Ve o bir noktada marjinal faydasına ulaşır. Sonra yeni şeyler aramaya başlar insanlar. Ya da yeni şeyler üretmeyi denemeye başlarlar. Bu iki taraf için de geçerli. Peki yayıncılıkta üretim yapmak gerçekten zor mu? Asla değil. Ama herkesin de yayıncı olabileceğini gösteren bir şey de değil bu. Neden değil? Herhangi bir işi yaparken zorluğunu sizce ne belirliyor? Yani bir işin zorluğu fiziksel durumları bir kenara bırakırsak. Yani bir inşaat işçisi için bilmem kaç kiloyu bir yere taşımak tabii ki zor. Ama bu nasıl kolaylaşır? Daha fazla kas sahibi olduğunda, daha kendine iyi baktığında, daha insani şartlarda çalıştığında, daha güçlü olabilmen için daha iyi beslendiğinde bu işler kolaylaşmaya başlar. Ama genelde bizde şu oluyor. İçerik üretmek zor. Çok zor abi. Biz ölüyoruz, bitiyoruz. Vergisi var, algısı var. Can. Ya bunlar herkesin başına gelen şeyler. İçerik üretmek zor değil. Nasıl zor değil? Siz de kendi skill setleriniz, yani kendi yeteneklerinizi geliştirmeniz lazım. Twitch'e başladığım ilk günden bu yana tek dikkat ettiğim şey bu oldu. Hitap, içeriklerdeki konuşmalar, ne, ne kadar abartabilirim, ne kadar sakin kalabilirim. Devamlı bunlarla uğraştım. Ve bir noktaya geldik. Şimdi bunu alanlar var, almayanlar var. Görür görmez kaçanlar var, kalanlar var. Olacak. Bunların hepsi olacak. Benim burada bir sınırım var. Bu sınırda artık sadece izlenme için içeriği bir kenara koyup şaklabanlığa başlamak. Bunu şu anda çok hızlı büyüyen kanallarda yapıyor. Bir YouTube kuralı olarak düşünüp bence değil. Ya da işte bir anda patlamış sonra sönmüş kanallar tekrar ayağa kalkmak için bunları yapıyor. Bu dolan vardır bundan, olmayan vardır. Sadece para kazanmak için yapan da vardır. Buna da bir şey diyemem. Tabii ki benim de il, yani ilk amaçlarımdan biri buradan geçinmek. Şu anda çok büyük eksi değil Yani bir senedir ne YouTube'dan ki YouTube daha yeni yeni hareketleniyor. Ee, görüyorsunuz hani son Westworld videolarıyla beraber 8.000'lere geldik. Muhtemelen e, bu ay içinde 10.000'i geçeceğiz. Belki 15 binlere geleceğiz. Ya bu işler biraz yolda düzülüyor, ee, yavaş yavaş büyümek, şaklaban olmamak. Benim şu andaki hedefim ve bu işten kâra geçecek bir para kazanmak. Kârdan kastım da hani, e, milyoner olamayacağım. Yani bunun farkındayım. Ya yani burada zaten kimse milyoner olamıyor ya da kimse her ay böyle yüz binlerce TL kazanamıyor. Ha kazananlar var. Ama onların işte seviyesi benim dediğim o şaklabanlık seviyesine geliyor ya da içerik çakma seviyesine geliyor. Bunlar başka bir konu. Bunlar benim şimdi konum değil ama hani örneklerle güçlendirmek için söyledim. Peki sıkıntı ne ve ben neyi kabullendim? Bunların de az önce saydığım her şeyi kabullenerek şaklaban olmamaya karar verdim. Bir hem Twitch'te hem YouTube'da. Bu zaten aslında bizim yayıncı çevremizin, bizim ekibimizin, YouTube'da bir yakın olduğumuz insanların genelde tercih ettiği bir yol. Ve hepimizin aslında bu yolda büyünme sorunları çekeceğimizde bildiğimiz bir sistem. İşte bu noktada da YouTube aboneliklerin açılması çok ciddi bir fark yaratıyor. Burada bizim ne kadar daha uzun süre içerik üreteceğimiz, ne kadar daha kaliteli, bu kaliteyi tabii ki siz belirleyeceksiniz. Ben koyamam tek başıma. Ben sadece kaliteli olduğunu düşünebilirim. Yanlış düşünüyor olabilirim. Burada zaten sizin yorumlarınız ve düzgün eleştirileriniz devreye girecek. Burada sizden gelecek bu abonelikler gelecek destekler bu yolu yürümemizi sağlayacak. Yani benim bir sponsor elde etmek için burada çığlıklar atmamı, göğsümü parçalamamı, atletimi yırtmamı, ...ne bileyim tuhaf e, mimler yaratmamı engelleyecek. E, büyümek için başka bir yayıncıya... ...başka bir YouTube'daki bir yayıncıya... ...Twitch'teki bir yayıncıya... E, ...sallayayım da bir ekmeğimizi yerim... ...şöyle bir güzel kıymalı pidemizi yaptıralım yani Allah Allah... ...biz de buraya ekmek yemeye geldik... ...falan gibi triplere girmeme engelleyecek. Ha, zaten yapmayacağım da. <laughs> Önemli olan burada... ...yalnız kalmamak. Çünkü yalnız kaldığın zaman... İnsan bir noktada çok aciz durumlara düşebiliyor ve her şeyi yapabilirime geliyor. Abi artık yeter. Ben benim hakkım yeniyor falan diye bir çıldırmaya başlıyorsun. Bunu da yapacağım, şunu da yapacağım. Yapma. Çünkü yaptığın zaman görüyoruz yani bugün gerçekten kaliteli içerik üreten kanallar bu hataya çok düştü. Ve şu çıkıyor ortaya. Bunları yapmaya başlayınca tabii Herkes aynı template'te, yani aynı yapıda benzer içerikler, benzer espriler, benzer yorumlar yapmaya başlıyor. Çünkü bunlar hala bir alıcı buluyor. 10 seneki, 10 sene önceki esprileri Twitter'da tekrardan yapıp 50K like alan insanlar var şu anda. Aklım gidiyor. Yani ne yapıyoruz abi ya? Her şey yeniden mi uyanıyoruz? Her sene yeniden mi dünyaya geliyoruz YouTube'da hala hala eski içeriklerin benzerlerini üretip milyonlarla izleten. Ha bunlar fake olabilir, reklam olabilir bilmiyorum. Bot olabilir, mot olabilir bilmiyorum. Bir kanadım da yok. Ama sonuçta bir sayı var ortada ve bunlar bunlar bir şekilde çalışıyor. Ve şunu fark ediyorum yorumlarda takip edenlerde artık bir bıkkınlık da var ufaktan. Evet çok büyük bir kitle bunu hala satın alıyor. Ama bir kitle de diyor ki abi ne yapıyorsunuz yani yeter. Şurada yeni bir şey yapan biri var, daha küçük bir yayıncı var, şurada biri var, burada biri var. Biraz da onlara mı bakalım derken, biz büyümeye başlıyoruz aslında. Burada tabii ufak bir bencillik de var, onu da belirteyim. Şu yorumlar geliyor arada işte. Abi acaba büyümesem mi? Büyüdüğünde biraz ortalık bozulacak mı? Biz korkuyoruz, büyümeni de istiyoruz ama büyümesen daha mı falan? Bu biraz bencillik. Evet anlıyorum derdinizi. Ama işte ben de bunun e, senedini <laughs> yapmak için bu videoyu yapıyorum. Yani sizi üzmek gibi bir derdim yok. Kendimi de üzmek bir derdim yok. Zaten ben bu yaptığım içeriklerde ya da yapacağım içeriklerde mutsuz olursam, görev gibi davranırsam, işte bugün şu gelecek, bugün bu gelecek. Evet, şimdi gülüyoruz, şimdi ağlıyoruz, şimdi bakalım neler olacak falan. Ben de sıkılırım, ben de bıkarım, burada gelirim, makine gibi vir 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 anlatırım, giderim ya da sırf spekülasyon olsun diye tuhaf konuklar çıkarırım. Bir şeyler yaparım. Abi derim ki sen sık. Sen patlat. Sen yalan söyle. Sen şöyle yap. Sen iyi polis. Ben kötü polis falan derken bir şeyleri patlatır götürürüz. O zaman ne olur? Siz kaçarsınız. O işte demin bahsettiğim o hazır eski ama komik olmamasına rağmen hala komikmiş sanılan ya da yeni olmamasına rağmen yeniymiş sayılan bilgiler, içerikler, geyiklerde yeni gelecek kişiler satılır, onları satın alır ve mutsuz bir şekilde, belki büyümüş bir şekilde de büyümemiş bir şekilde de olabilir. Hayatıma devam ederim. 3-5 kazanırım, derim, iyi derim, geçerim. Ama işte böyle olsun istemiyorum. Çünkü biraz artık bir şeyleri anlatırken, mesela bir örneğini verebilirim. Şimdi Westworld konuşuyoruz. Ben daha önce başka diziler konuştum, filmler konuştum. Başka konularda konuştum ki konuşmaya da devam edeceğiz bunlarla ilgili içerikler çıkacak. Basketbol konuşuyorum. Çizgi roman konuşuyorum. Ki bunların hepsini zaten sadece konuşmak için de konuşmamaya çalışıyorum. Yani bir bir fikir canlanıyor mu orada kafamda? Yani size kendi hislerimi aktarabileceğim bir şey yakalayabiliyor muyum o üründe? Bunların hepsi ürün. Bunların uzmanlığı bence olmaz olamaz. Yani bir sanat uzmanı da bana tuhaf geliyor. Çünkü onların da aslında ne amaçladığını bir noktada anlıyoruz ya. Zengin birine o, o belki de beş para etmeyecek sanat eserini yüksek fiyattan satmak. Ben de bir şeyin uzmanı olarak kendimi tanıtıp size bir şeyleri satıp çok iyi paralar kazanmaya çalışabilirim. Çok fark yok. İşte görüyoruz piyasada psikoloğum adı altında. Herkes bir şey satmaya çalışıyor. Bakıyorsun psikolog bile değil. Ben ekonomi okudum. Buraya çıkıp ekonomi konuşacak kadar ama Kendimi bir e, analist, bir ne bileyim bir e, data analizcisi falan seviyesini görmüyorum. Göremem de zaten. Çünkü benim bilgim çok teorik ama teorik bilgiyle dünyayı okuyabilirim. Neyi, nereye gittiğini okuyabilirim. Aldığım bilgilerle, okuduğum bilgilerle, bir çizgi romandan, bir filmden, bir kitaptan bir şeyler çıkartabilirim. Ve bu çıkarımlarımı size sunarım. Bunun doğru olması da şart değil. Yalan olmasın yeter. Anlatabildim mi derdim? Çünkü doğruluğu biraz size uyandırdıklarıyla ilgili. Aslında doğruluk amaçta değil. Yani hisler önemli burada. Neyse umarım derdimi anlatabilmişimdir. Biraz buna odaklanacağım. Ee, ve o hazır kalıplardan biraz çıkmak istiyorum. Yani bana buraya gelip de abi işte şu filmin şurada bir mitolojiye değilmiş hiç bahsetmemişsin. Gerçekten umurumda değil. Umurumda değil. Yani Wiki'de yazıyor zaten. Ama ne duygu uyandırıyor. Yönetmen ne düşünmüş? Ne hedeflemiş? Ailesinden mi bir şey hissetmiş? İş hayatından bir şey mi yansıtmış? Geçmişinde yaşadığı bir suç ya da bir vicdan azabı mı var? Bunları konuşmak daha keyifli. Bunların farklı bakış açıları yaratacağını en azından sizin, benim e, ve bunu, bu işi takip edenlerin hayatında farklı bir bakış açısı yaratabileceğini düşündüğüm için bunlardan bahsetmeyi istiyorum. Yoksa e, bir şey akılda kalmadığında, sizi de düşündürmediğinde hiçbir işe yaramayacaktır. İşte Westford videodan bundan da örnek veriyorum. Hani biz Sungur'la beraber o videoları yaparken biraz daha ya bir dert var burada bir şey anlatmaya çalışılıyor. Hani tamam evet kim çıkacak ne olacak teoriler yine konuşuyoruz. Kaçamıyoruz zaten. Ama işte bir sınıf ayrımı var. Rehoboam denen aletin bir derdi var. Öbürünün başka bir derdi var. İşte karakterlerin bir motivasyonu var. Bu nereye gidecek? Bunlar vesaire. Yani bir örnek olarak bunları gösterebilirim. Bunlar derdimiz. Çünkü burada sizde bunları konuştuğumuzda bir fikir uyanması, sizi uyandırması da önemli. Mesela bizdeki en büyük sorunlardan biri ki bununla ilgili dinçleri zaten her yerde görüyorsunuz. Stand-up'lar da böyledir. Stand-up'lar en büyük klişe uygular aslında. En büyük klişe uyguladığında başarılı olur aslında. Nedir? Güldürürken düşündürmek geyiği. Bu Levent Kırca döneminin 90'lar işte Hamdi Alkanlar Zeki Metinler o tiyatro dönemleri işte onları izlediğinde hep şey yapıdı. Güldürürken düşündürüyor <laughs> falan. Cem Yılmaz da bununla sonra dalgalar geçti. Güldürürken düşündürmek en büyük geyik ve klişe olsa da aslında temelinde stand-up'ın ve diğer bütün yansıtılmaya çalışan sanatla duyguların, ya, duyguların yansıtılmaya çalışıldığı işlerin temeli aslında. Çünkü artık bunu konuşmaya gerek yok. Konuşunca klişe oluyor. Zaten yani artık bu temelde zemininde kendi içine entegre olmuş şekilde duruyor. Ve bir stand-upçı sizi ayı gibi güldürürken aslında bir şeyi kafanıza saplıyor. Öyle bir konuyu saplıyor ki sen orada gülüyorsun bir <gülüyor> ha falan. Aradan bir süre geçiyor. Lan oğlum bu herif böyle dedi de. Oha doğru lan hani ben böyle düşünmemiştim ama çok aa evet. Ya e neden? Çünkü sevdiğin bir şey, güldüğün senin hormonlarını hareket ettiren bir şey senin kafana çakılır, senin kafanda kalır. Sen, sana hatırlama imkanı verir. Sinema da böyle işte. Neden yönetmenler çok basit bir konuyu anlatı yani basit bir konuyu anlatıp geçebilecekken neden alegoriler yaratıyor? Neden işte üstü kapalı bir şeyler yapmaya çalışıyor? Neden e, oyunculuklarla farklı bir dünya yaratmaya çalışıyorlar? Ya da neden işte çok basit bir aile hikayesini uzayda anlatıyor? Neden e, basit bir cinayeti Westworld dünyasında anlatıyor? Neden işte Amerika'da anlatıyor yani şey bunun bir parçası coğrafyası da bunun parçası janrı da işte bilim kurgu olması korku filmi olması da bunun bir parçası çünkü yönetmen de size bir şey anlatmaya çalışıyor ve bunun kafanızda kalmasını istiyor ya yani benim de burada tabii ki ben o kadar usta bir yönetmen gibi bir anlatım yapamayacağım çok usta bir sanatçı gibi size bir şey anlatamayacağım burada çok iyi bir felsefeci gibi belki ağzım laf yapamayacak, çok iyi kelimeler seçemeyeceğim. Çok kaliteli, kullanılmayan, asla anlayamayacağınız düşündüğüm şeyler anlatıp sizi vurmaya çalışmayacağım. Beceremem de zaten. Ama bir derdim var. Yani mesela çok basit şeyleri konuşuyoruz olabildiğince düzgün cümlelerle. Ama hala herkes gelip başkasından aldığını, başka bir yerden duyduğunu kendisinin yıllar önce bir klişe üzerinden ezberine yazdığı ve asla değiştirmediği, düşünmediği görüşlerini sizi dinlemeden size vermeye çalışıyor, satmaya çalışıyor. İşte bu beni sinirlendiren noktalardan biri. Bakın şunu kabul edelim. Benim her dediğim burada doğru olmayacak sizin için. Yanlış da olmayacak yine sizin için. Çok etkileyici de olmayacak yine sizin için belki de çok saçma gelecek yine sizin için. Ama şunu kabul ettiğimiz zaman rahatlayacağız. Zaten biz hepimiz aynı görüşte olamayız. Benim de şu anda aynı görüşte olmadığım hatta bazı içeriklerini bu yüzden tüketmediğim ama bazı içeriklerini de çok severek tükettiğim kanallar var. YouTube'da var, Twitch'te var. Twitter'da takip ettiğim hesaplar var. Çünkü olamayız abi, aynı olamayız. Evet tamam gerçekten çok temel insani haklarda ters düşüyorsam ben zaten kopuyorum. Ha bir gün bende de öyle bir şeyde ters düşersiniz ki ben çok e, bu konulara dikkat eden biriyim. Bazıları beni bu yüzden şey, sen çok SJV'si bir de ekonomi mi konuşuyorsun diye tuhaf yerlerden vurmaya çalışanlar da geliyor. Diyecek hiçbir şeyim yok. Yollar açık olsun. O yüzden hani birbirimizin farklı görüşleri olacağını, farklı konularda başka türlü düşüneceğimizi kabul ettiğimiz zaman bu iş rahat eder. Tabi burada biraz şey olabiliyor. yine ee, rahatsız eden bir konu. Biraz patavatsızlık olabiliyor. Abi ben senin bu içeriğini izlemiyorum zaten. Tırt da seni seviyoruz be abi. Sen de böyle sağa sola çıkıyorsun. İyi bir adama benziyorsun falan. Bunu da yapmayın. Bak herkes de her şeyle ilgili yorum yapmanıza da gerek yok. Sevmiyorsan sevme. Tık git. Seviyorsan ölümüne de savunma. Abi işte seni bir savundum okulda kavga ettik abi. İşte oraya gittim sokakta adamı bir taktım kelebeği dedim ki Tancan abi maklı falan. Aptal olmayın yani. <laughs> Derdim bu. Ben eğer bu konuda hata yapıyorsam tabii ki uyarın. Abi artık sen bazı görüşlerinde tutarsız olmaya başladın. Geçmişte böyle diyordun şimdi böyle. Bak görüşler değişebilir ama tutarsızlık kötüdür. Hiçbir şey ölümüne savunmam o yüzden yani çok net olan bilimsel matematiksel olarak ortada olan şeyler hariç o yüzden e, bu konularda biraz dikkat edersek hem siz içeriği tüketirken hem ben size bir şeyler hazırlarken hem sizden gelen yorumları okurken hem o yorumlara cevap verirken rahat ederiz. Yani dediğim gibi işte farklı görüşler ya da paralel görüşler farklı açılardan benzer konuları anlatabilir. Ya yani bunun altında bir trajedi de olabilir, bunun altında bir mutluluk da olabilir. Burada önemli olan sizi etkileyecek olması. Mesela burada bunu düşünürken, bu konuşmayı kafamda kurarken Van Basten'in meşhur 88'de Sovyetlere attığı golü geldi. Yani her gol, ya futbol takip ediyorsunuz da, basketbol takip ediyor, herhangi bir spor. Hep böyle kafanızda anlar kalır. Aslında hepsi aynı amaca hizmet eder. İşte gol goldür ya sizi galip getirir ya sizi yenilmekten kurtarır. Ama bazı goller tarihi değiştirmemesine rağmen aklınızda kalır. Çünkü çok iyidir. Çok estetiktir. Ee, çok zor gözükür. Dersin nasıl yaptı? Yani inanılmaz. Altında bir matematik var bunun. İşte o yüzden Van Basten'in açın YouTube'a bakın 1988 Sovyetler attı. Zaten meşhur golü falan da yaratırsanız direkt görürsünüz. Basketboldan da örnek verilebilir buna. Ama benim aklıma mesela ilk gelen budur. Ya da işte Maradona'nın meşhur eli. Jordan'ın son sayısı. Bunlar tarihi değiştirdiği için değil, bunlar akıla kazındığı için tarihte önemli yer alırlar. Yani tabii bunun şu tersi de önemli. Şimdi farklı olmak ya da aynı olmak da değil sorun. Çünkü farklı olmaya giderken de düşülen başka hatalar var. Ben o hataya da düşmek istemiyorum. Yani farklı olmak demek her şeyin söylenenin tersini söylemek değil. Bir komple teorisini size satmak değil. Ya da işte amacı olmayan bir fikri saçmalamayı, şaklabanlığı size yapmak değil. Ben farklıyım abi şimdi biz yani Space Odyssey, Bok gibi film abi şimdi neydi Allah Allah herkes seviyor anlamıyorum abi. Falan. <laughs> Bu değil. Bu olmamak lazım. Bununla ilgili listeler falan yapılıyor. Bununla ilgili insanlar e, kalitesizliğe özendiriliyor. Öyle söyleyeyim. Cahilliğe özendirmek diye bir şey var ya. Bugün piyasada işte bugün virüsten dolayı oluşan dünyada bile zenginler fakirliği sahiplenmeye başladı. Abi işler çok kötü. Milyar dolar var kasada ama durdu be abi falan. Ağlıyor herkes. Bir gözleri yaşlı zenginler ağlıyor yani. <laughs> Bunlar aynı kafa. Yani o yüzden bu da çok tatsız. Hiç sevmediğim şeyler. Bunlara da girmek istemiyorum. Ama dediğim gibi yani Fikirlere tahammül edip dinlersek ve bunların gerçekliği, yere basma şekli, bilimselliği, matematikselliği tatmin ediyorsa, yani sınırları içerisinde o mecraların, o motivasyonların içinde kalıyorsa, zaten bir şeyler yakalarsınız, bir kısmını seversiniz, bir kısmını sevmezsiniz, bir kısmını anlayabilirsiniz, bir kısmını anlamayabilirsiniz. Ben iyi anlatamayabilirim. Bunları kabullendiğimiz zaman burada daha keyifli bir tüket, üretim ve tüketim ortamı yaratırız. Sonuçta ben de bir tüketim ürünü yaratmaya çalışıyorum. Buraya gelip de evet işte bu anlattıklarım bilmem ne üniversitesinde makale olarak okutulacak ve ben bundan çok tatmin olacağım falan. İşte gidip bilmem nerede konuşma yaptım, eğitim verdim, TEDx'e çıktım. Yani bullshit abi hepsini geç. Hiçbir anlamı yok. Ne anlatıyoruz yani? dünya çapında o kadar büyük isimler o TED konuşmalarına çıkıp o kadar acayip şeyler anlatıyor, o kadar ciddi öngörülerde bulunuyor ki. Ya burada YouTube'da anlattığın şeyle oraya çıkıp da dünyayı kurtarıyormuş gibi takılmak bana büyük saçmalık geliyor. Evet bir gün hep hepimize bu <laughs> girişte TEDx teklifi gelecek. Ve gerçekten oraya çıkıp dalga geçebilmeyi çok isterdim. Yani gelenlerle değil ama konseptle ve insanların kendini aşırı ciddiye alması daha geçmeyi isterdim. Neyse durum özetle bu. Bu videoyu işte tüm bunları kabullendiğim, başta da açıkladığım gibi kabullendiğim ve bu yolda size bir içerik hazırlarken, kendim bu içeriklerden bir para kazanırken şaklaban olmamak için ee, abonelik desteğinin önemli olduğunu, sadece abonelik de değil, para vermek zorunda değilsiniz. Böyle bir zorunluluk hiçbir şey olamaz. Kimsenin Temel insani haklar dışında herhangi bir şey yapmasına zaten zorunlu olmamalı. Sadece abone olup kanala düz abone olup izleyerek de destek olabilirsiniz. Paylaşarak da destek olabilirsiniz. Belki getirdiğiniz üç arkadaşınızdan biri abone olmak ister. Bunların hepsi benim için zaten çok değerli şeyler. Ama derdim eğer işte diyorsunuz ya çok büyüm abi ama sen de mutlu ol istiyoruz. Evet işte benim de sadece mutlu olmamla değil yani hayatımı ikame ettirmem ve buna bağlı bir mutluluk yaratmam için de değerli. Yani bunun çözümü sizsiniz. Mesela bu video işte bugün kaydedip bugün basacağım. Dünkü yayında Twitch yayınında bununla ilgili bir soru geldi işte. Abi insanlar büyümek için her şeyi yapıyorlar. Neden böyle oluyor? Neden acaba falan dediler. Dedim ki çözüm sizsiniz. Cevap sizde yani siz e, bu küçük bulduğunuz 10 bin, 15 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin de küçük artık. YouTube 1 milyon abone kanal dolu. Ama hepsi aynı şeyi yapıyor. Yani asfaltta biber eziyor. Domates salçası patlatıyor kafasında falan. Ne bileyim. Bunları biz de yapabiliriz. Ben yani sınırımın olmadığını bazı Twitch yayınlarında takip edenler görmüştür. Yani çok büyük saçmalayabilirim. <laughs> Bunun izleneceğini de biliyorum. Küfür de edebilirim. Burada çıkıp saatlerce onun bilmem nesine bilmem neresine koyarız. Onun bir tarafına saplarız. Ve bu birçok çok kişiye çok eğlenceli gelebilir. Ama birçok kişiye de rahatsız edici gelebilir. Ve o dediğiniz büyümeyi yaşayabiliriz. Ama işte burada siz de devreye girip dediğim gibi sadece para vererek değil her açıdan destek olursanız bu abonelikler için de bu arada detaylarını inceleyebilirsiniz. Çok hızlı girmedim ama 5-15-60 TL üzeri TL'lik sınırları var. Hepsinin ayrı bir özelliği var. Bakın kafanıza eserse olun. Olmaya da yine tekrar ediyorum. Ama destek olduğunuz sürece burada şaklaban olma ihtimalimiz azalacak. Ama tekrar ediyorum. Zaten olmayacağım da hani bu bir noktada kapatırım belki. Bilmiyorum. Bu da hani şey gibi olmasın. Vay be. Kendini acındırdı abi galiba falan ama çok iyi insandı. Kapatırım diyor. Korkuyorum. Bitmez değil mi abi? Bitmez değil mi? Falan. Yok. O da... Kapatırım bir abi. Üç gün sonra unutur herkes zaten. Neyi hatırlıyoruz abi? Yani 90'larda 2000'lerin başında ne televizyon programları ne şeyler ne yarışmalar vardı. Hepsi unutuldu gitti. Bitti yani. Kapattılar. Ne ünlüler vardı unutuldu gitti. Biz biz neyiz ki? Yani? bir bok değiliz. Üç gün unutulur. Ama kalıcı olmak gerçekten bu dünyada var olurken kendimizi ciddiye almadan güzel bir paylaşım ve hayat yaratmak için de bu uğraşıyı veriyoruz. Siz dinleyerek belki siz de bir noktada üretmeye başlayarak buna katkı veriyorsunuz. Çünkü benim de burada üretmeye başlamam şöyle olmadı yani bir gün bank hesabımı açtım hmm, yeterince zengin değilim biraz da YouTube ve Twitch'e girip daha çok zengin olmalıyım şeklinde olmadı yani. Gerçekten daraldığım bir günde ya ben bir şey üretmek istiyorum. Ben bu yüzden de reklamcı olmuştum zaten. Bilmeyenler için yani yıllarca reklamcılık yaptım. Dijital reklamcılık. Sosyal medyanın en çok yükseldiği dönemlerde Türkiye'de birçok ilki yaparken oradaydım. O ekiplerdeydim. O şirketlerdeydim. O yaratıcı ekiplerde çalıştım. O yaratıcı ekiplerin bazılarının başına geçtim. Sosyal medya ekiplerinin başına geçtim. Başına geçtim derken aslında onlara sadece tecrübemi aktardım. Çok iyi bir yönetici olduğumu asla iddia edemem. Muhtemelen de çok kötü bir yöneticiydim. Ama iyi olabilmek için sadece içeride değil dışarıda da işte girişimcilik dünyalarına girmeye çalıştım. Başka şeyler kovaladım. Trendleri takip ettim. Silikon Vadisi'nde ne oluyor onları takip ettim. Her gün yeni bir şey düşündüğüm o günler oldu. Ya hiçbirinde muvaffak olamadım ama günün son üretmenin beni mutlu ettiğini buldum. Gerçekten tatmin edici olduğunu hissettim ve başladım. İlk çizgi roman videoları yapıyorduk ilk yaparda. O zaman da zaten bir fikrim, bir amacım vardı. Yani gidip de size orada bilmem ne evreninin parçası olan Batman'in işte ayak numarası 46'dır, penis boyunun uzunluğu şudur falan. Onlara girmek istemedim hiçbir zaman. Şimdi de girmek istemiyorum. Yani nereye gidiyordum? Ha reklamcılığa gidiyordum aslında. Yani reklamcılık koptuğuma hala üzülüyorum. Çünkü gerçekten yaratıcı olabildiğim, üretebildiğim bir alandı. Çok mutlu ediyordu beni. Üretenlerle bir arada olmak da keyifliydi. Ama orada hakkını almak, insani şartlar altında çalışmak, düzgün iş çıkarmak çok zor. Çünkü herkes ertelden çalıyor. Çok kötü alışkanlıklar var. Asla geçmeyecek. Sektöre oturmuş, yerleşmiş, silmiş. O böyle sigara kokan vergi dairesi gibi devlet dairesi gibi bir yer aslında orası. Sadece daha güzel gözüküyor. Çünkü neden Star Wars figürü var arkada? Neyse aşağılamaya gerek yok. Okey yani orada olmayı hala isterdim ama hakkımın, hakkımı asla alamayacağım. İstediğimi asla üretemeyeceğim için vazgeçtim. E şimdi buradayım. Youtube'dayım, Twitch'teyim, Twitter'dayım, Instagram'dayım. Hepsinde aslında mecra uygun olarak ya fikir belirtiyorum ya işler üretmeye çalışıyorum. Umarım bu da yıllarca sürer. Ve ben bundan hayatta kalacak kadar, kendimi çok ciddiye almadan hayatta kalacak kadar bir gelir de demeyeceğim. Karşılık alırım. Yani karşılık almak kötü bir şey değil. Bu da bazen kötü lazım. Ne işe? Karşılık için mi yapıyorsun? Her şey karşılık için yapılır. Her şey karşılık için Hazırlanır, planlanır. Karşılık ille de dizilerde gördüğünüz evet ben senin hayatını kurtardım. Çünkü ben mafyayım. Şimdi sen de benim hayatımı kurtar bakalım. Bana can borcum var falan gibi salakça bir şey değildir. Devamlı karşılık görmeden oluşturduğunuz dostlukları düşünün. Bir noktadan sonra hepsi bozulmuştur. Evet. Bu videoda diyeceğim başka bir şey yok. Umarım e, derdimi anlatabilmişimdir biraz daha videoda rahatladım. Önceki videolarda biraz daha geriliyordum. Umarım sesi iyi gelmiştir. Bakın gördüğünüz gibi komşuyla da minik sıkıntılar yaşadık burada. Onun için bir yalıtım sistemi kurdum kendi çapımda. Mikrofon yenilendi vesaire. İlk, ilk kayıt ayarlarda biraz sıkıntı olmuş olabilir. Bunlar umarım işe yarıyordur şu anda. Benim komşudan henüz bir küfür gelmedi. Umarım daha da iyileştirerek bunları devam edeceğiz. Başka videolarda da artık görüşmek üzere kendinize iyi bakın.